Herkese merhabalar, Kompas Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu eğitim setimizde sıfırdan Kompas programını anlatacağım sizlere. Daha önce hiç CAT programı kullanıp kullanmamanızın bir önemi yok. Çünkü sizi zorlamayacak, yormayacak bir arayüze sahip ve hiç CAT programı kullanmadığınızı varsayarak anlatımlar gerçekleştireceğim. Bütün komutları ona göre anlatacağım. Şimdi Kompas 3D'yi açtığınızda şöyle ekrandaki gibi bir arayüzle karşılayacak sizi. Sol köşedeki menüden başlayalım. Dosya bölümüne geldiğinizde oluştur kısmı karşınıza çıkıyor. Oluştur kısmı ile yeni sayfa açabilirsiniz. Yeni sayfa açmanın ya da buradaki bazı komutların birkaç tane yöntemi var. Sırasıyla onları da göstereceğim sizlere. Oluştur kısmından yeni sayfa açabilirsiniz. Açık kısmına geldiğinizde daha önceden kullanıp kaydettiğiniz parça, montaj, teknik resim gibi farklı uzantıları buradaki bölümden bulup açabilirsiniz. Doğrulama ile aç dediğinizde ise parçayı açtığınızda şöyle bir örnek yapalım. Doğrulama ile aç diyorum. Aç dediğinizde parçayı karşınıza açar ve alt kısımda kontrol tamamlandı, herhangi bir hata bulunamadı şeklinde bir açıklama gelir. Kaydetme deyip çıktım. Şimdi devam edeceğim buradaki bölümden. Orada hata kısımlarını bazı noktalarda düzeltmeleri gerçekleştiriyor. Eğer bir hata varsa çizim kısmında veya diğer detaylarda bununla ilgili şu bölümlerde hata vardır şeklinde karşınıza açıklamalarla birlikte ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor. Devam ediyorum. Son kısmı en son kullanıp kapattığınız dosyalarınızın yerlerini size uzantılarını gösterir. Kapat kısmına bastığınızda ise programı tamamen kapatmış olursunuz Kompas 3D'yi. Buradaki diğer bir alanımız ayarlar bölümü. Ayarlar bölümüne geldiğinizde lisansları geri yükle seçeneğiniz vardır. Ya da Kompas 3D lisansını alın şeklinde bir öneride bulunur. Stil kitaplıkları bölümünde çizgi, metin, malzeme, liste stillerini görürsünüz. Buradaki bölümleri diğer videolarda detaylı olarak aktaracağım. Nasıl değişiklikler yaptığında bana hangi faydaları sağlayacak, işimi ne kadar kolaylaştıracak bunlarla ilgili detay bilgiler iletmiş olacağım. Parametreler bölümüne geldim. Parametreler bölümünü açtığınızda aslında standart ayarlarla alakalı sistem ve yeni doküman ayarları ile ilgili kişiselleştireceğiniz ya da ekranda kaybolan bir şeyi nerelerden aktifleştirebilirsiniz? Raporlar kısmını nereden görebilirsiniz? Bununla alakalı ayarlar penceresidir aslında. Seçtiğiniz ve değiştirdiğiniz alanlarla ilgili ne yapmış oluyorum? Değişikliği yapıp tamam dedikten sonra oradaki ayarları kullanmaya devam etmiş oluyorum. Şimdi devam edelim ayarlar kısmından tekrar. Parametreleri geri yükle ve parametreleri kaydet seçenekleri mevcut. Burada da biraz önce gösterdiğim alanda aktifleştirdiğiniz, özelleştirdiğiniz ve kişiselleştirdiğiniz bazı alanları ne yapabilirsiniz? Kalıcı olarak programı her açtığınızda kullanmak için kaydedebilirsiniz veya yüklediğiniz ayarları silebilmek için parametreleri geri yükle diyebilirsiniz. Uygulamalar kısmına geldim. Burada aldığınız kompas paketi ile alakalı sahip olduğunuz bazı eklentiler de olacaktır. Buradaki eklentileri yapılandırıcı bölümünden aktifleştirebilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsanız aktifleştirdiğinizde paketinizin içeriğine ait olan eklentileri de kullanmaya başlayacaksınız. Geldim tekrar yardım bölümüne. Yardım bölümüne geldiğinizde touch kısmına basarsanız help kısmı karşınıza çıkacak. HTML yardımı dediğimiz kısım. Burada programınıza ait teknik ayarların, programın açıklamasının hangi ayarları nerelerde kullandığınızda nasıl kolaylıklar sağlayacak bir teknik doküman gibi düşünebilirsiniz aslında. Şimdi aşağıda açık bölümüne geldiğinizde parçalarınızı görürsünüz ekranda. Son kapattığınız parçalar. Bir de bazen şöyle çarpı şeklinde karşınıza çıkar. Çarpıya bastığınızda da burada der ki açılış belgesi için belge bulunamadı. İşte şurada C'nin içerisinde buradaymış. Muhtemelen belge silindi ya da taşındı. Listeden sil diyebilirsiniz veya kapat diyebilirsiniz. Böylelikle kaybolan bir parçanızın ya da yerini değiştirdiğiniz bir parçanızın eskiden hangi adreste olduğu ile ilgili de bilgi sahibi olmuş olabilirsiniz. Devam ediyorum. Oluştur kısmına geldim. Belge ve şablona göre belge ayarları vardır. Bölüm kısmında yeni sayfa açıyoruz. Montaj kısmından montaj alanına geçiş yapıyoruz. Çizim bölümünden teknik resim, metin belgesi, ayrıca malzeme listesi. Bakın burada ayrı bir sayfa olarak yine karşımıza çıkıyor. Malzeme listesi bazı zamanlarda bize büyük sorunlar yaşattığından ve zaman kaybı olduğundan dolayı Kompas 3D'de ne yapıyorsunuz? Belli şablonları oluşturduktan sonra
istediğim düzenlemeleri yapıp istediğim standartlara uygun malzeme listesini oluşturabiliyorum. Fragment kısmı var. Buradaki bölümlerle ilgili detaylı açıklamaları ilerleyen videolarda ne yapmış olacağız? Sizlere açıklamış olacağız. Bir de özel belge dediğimiz kısım var. Yukarıda gösterdiğim uygulamalarda aktifleştirdiğiniz eklentiler, aldığınız paket programa ait olarak gelen eklentiler ne yapacak? Burada karşımıza profiller, topolojik montaj, saç parçası veya teknolojik montaj olarak karşımıza gelmiş olacak. Tüm kompas kullanıcıları bu bölümü ilgiyle takip eder. Çünkü burada programa ait gelen yenilikler ya da kısa yollar sizin işinizi kolaylaştıracak, zaman almayacak kısımlarla ilgili ipuçları verir aslında. Yardım bölümüne geldim. Yardım bölümünde yeni özellikler kısmı var. İşte kompas kullanıcı formu, destek servisi, Kompas 3D sitesi, Ascon'un sitesi, Ascon uzaktan öğrenme sitesi gibi oradaki platformlara sizleri yönlendirme yapar. Buradaki diğer inceleyeceğimiz alan yukarıdaki gördüğümüz kutucuk içerisindeki dişli çarka benzer arayüz ayarlarıdır. Arayüz ayarlarını açtığımızda çalışma alanı, vurgu rengi, temalar, simgeler ve metin boyutu, simgeler kısmı tek renkli olacak şekilde, simgelerin nasıl olacağıyla ilgili karşınıza çıkan onların renkli mi istiyorsunuz, siyah beyaz mı çalışacaksınız? Bununla alakalı seçim şansı sunar. Sekmeler ve komutlar kısmı ve dil seçeneği mevcut. İngilizce, Rusça ve Türkçe olarak istediğimizi seçip programı o dilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Klavye ayarlarına geldim. Klavye ayarlarında yine dediğim gibi ileriki videolarda daha detaylı uygulamalarla anlatacağım için burada sadece hangi komut nerede, nereden bulabilirim, nasıl ulaşırım? Onların ön izlemesini yapmış oluyoruz beraber. Yukarıdaki bölümden herhangi bir alanı seçip modelleme kısmı, çizim alanı ya da malzeme listesine ait olan alanları seçip karşılarındaki kısa yolları yeniden oluşturabilir ya da kısa yol atanmayan kısımlara istediğiniz sizin işinizi kolaylaştıracak ya da alışkanlıklarınızı devam ettireceğiniz kısa yollar tanımlamanızı sağlayacaktır. Çarpıya bastım, kapattım. Yukarıdaki bölümde ise arama penceresi mevcut. Arama penceresine gelip herhangi bir komutu yazdığınızda, mesela H harfine bastığımda H harfi ile ilgili hakkında bölümü, son komutu hatırla gibi, havşa, pah seçenekleri gibi seçenekler karşımıza çıkacaktır. Komut arama butonu olarak düşünebiliriz. Herhangi bir menünün içerisinde detayda yer alan bir komutun buradan kısa yoldan ulaşmasını sağlayacaktır sizlere. Kompas 3D arayüzünü inceledik. Bir sonraki eğitim videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.